Kimya bilimi her türlü maddeyi her yönüyle inceleyen bilim dalıdır arkadaşlar. Bu nedenle çalışma alanı oldukça geniştir. Çalışmaları özel bir şekilde gerçekleştirebilmek için birçok alt disipline ayrılmıştır. Şimdi bu alt disiplinleri inceleyelim. Analitik kimya, biyokimya, organik kimya, anorganik kimya, fiziko kimya, polimer kimyası ve endüstriyel kimya, kimyanın başlıca 7 alt disiplinidir. Bunun dışında çalışmalar yürüten daha özel alt disiplinler de mevcuttur. Örneğin maddelerin elektrikle ilişkisini inceleyen, günümüzdeki pilleri vesaire geliştirilmesini konu alan elektrokimya, petrol bileşenlerini inceleyen petrokimya, ilaç kimyası olarak da bilinen farmasötik kimya, gıdadaki besin maddelerinin değerlerini, gıda koruyucularını vesaire yapılarını inceleyen gıda kimyası, çevrenin daha kirliliğinin azaltılması, daha temiz hale getirilmesiyle ilgilenen çevre kimyası, adli suç olaylarının aydınlatılmasında çalışan adli kimya, tarım ilaçları, kimyasal gübreler gibi kimyasal maddeleri inceleyen, üreten tarım kimyası, atomların çekirdeklerinde gerçekleşen tepkimeleri inceleyen nükleer kimya, örneğin uranyum, toryum gibi radyoaktif elementlerden nükleer enerjide yararlanılmasını sağlayan çalışmalar yapan bir alt disiplin, maddelerin ışıkla ilişkisini inceleyen fotokimya, maddelerin ısıyla ilişkisini inceleyen termokimya gibi birçok alt disiplin mevcuttur. Bu videomuzda analitik kimya ve biyokimyayı ele alacağız arkadaşlar. Şimdi analitik ve biyokimyanın çalışma alanlarını, hangi konulara hitap ettiğini inceleyelim. Analitik kimya, kimya laboratuvarlarında en çok kullanılan, en çok çalışılması yapılan alt disiplinlerden biridir. Analitik kimya, maddelerin bileşenlerine ayrılmasını, bileşenlerin tanınmasını, miktarlarının ölçülmesini inceler. Yani analiz yapar arkadaşlar. Analiz, tayin, tahlil gibi ifadeler bize analitik kimyayı çağrıştırmalıdır. Bunlar da maddelerin bileşenlerine ayrılmasını, içinde hangi maddeden ne kadar olduğunu bulunacak deneyler yapılacaktır. Analitik kimyadaki deneyler iki şekilde yürür. Bir, nitel veya kalitatif analiz ve nicel veya kantitatif miktarsal sayısal analiz olmak üzere iki analiz yapılır. Nitel analizde maddelerin bileşenlerini tanımaya yönelik bir analizdir arkadaşlar. Nicel yani sayısal analiz ise bu maddelerin miktarlarının belirlenmesini sağlar. Örneğin bir su örneği ele alalım. Suyun içinde hangi iyonların varlığını nitel analizde belirliyoruz. Sadece ne var sorusunu cevaplamaktadır nitel analiz. Örneğin bir karbonat iyonu, sodyum iyonu, sülfat iyonu bulunduğu tespit edilmiştir. Bu nitel bir analizdir. Bu iyonların hangi miktarda bulunduğunu belirleyen sayısal analize ise nicel analiz diyoruz. Mesela 1 litresinde 0,01 miligram bir karbonat iyonu olduğu bulundu. Bu sayısal veriyi arkadaşlar nicel analize ulaşmaktayız. Analitik kimyanın uygulama alanlarına örnekler verelim. Mesela bir içme suyu örneği var elimizde. Bunda hangi iyonlar var? Bu su içilebilir mi? Siyanür, arsenik içeriyor mu? Bunlar analitik kimyanın konularından biridir. Veya arkadaşlar toprakta hangi mineraller, hangi besin maddeleri var? Hangilerinden eksik var? Bunların belirlenmesi analitik kimyanın yine çalışma alanlarından biridir. Havada zararlı maddeler bulunmakta mı? Amonyak miktarı ne kadar gibi ölçüm yapılan, yani işte su, toprak, hava gibi elimizdeki herhangi bir maddenin numunesini, ölçümünü yapan, içinde neyin ne kadar olduğunu belirleyen alt disiplin analitik kimya disiplinidir. Bir diğer kimya disiplinimiz biyokimya. Adından da çağrışım yapılabileceği gibi biyoloji ile kimya bilgilerinin bileşiminden oluşan bir alt disiplindir arkadaşlar. Canlı organizmaların kimyasal yapısını, canlılarda gerçekleşen kimyasal süreçleri, kimyasal olayları inceleyen kimya disiplinidir. Canlılarda, hücrelerde gerçekleşen kimyasal olaylar, kan, idrar gibi vücut sıvıları, proteinler, karbonhidratlar, vitaminler, enzimler, hormonlar gibi vücudumuzdaki kimyasal maddeler biyokimyanın konusudur. Aynı şekilde DNA'yı da buna örnek verebiliriz. Örneğin karaciğerde ürenin amonyağa dönüştürülmesi, solunum olaylarının basamaklarının incelenmesi gibi canlılarda gerçekleşen tüm olaylar biyokimyanın çalışma konusudur arkadaşlar. Organik kimya, karbon kimyası olarak da bilinir. Kimya disiplinleri arasında en geniş kapsama sahip alt disiplinlerden biridir. Çünkü var olan bileşiklerin, yeryüzündeki bileşiklerin yaklaşık %99'u organik olarak adlandırdığımız bileşik sınıfındandır. Peki nedir organik bileşikler? Organik kimya neyi inceler? Öncelikle arkadaşlar karbon kimyası demiştik. Karbon bileşiklerinin yapılarını, özelliklerini, tepkimelerini inceleyen kimya disiplinidir. Örneğin bir karbon bileşiği olan C2H5OH, etil alkol diyoruz. CH4, metan gazı. C6H12O6, glikoz. Yani bu şekilde karbon temelli bileşiklerin yapı ve özelliklerini organik kimya inceler.
tepkimelerini, üretimlerini, nerede bulunduklarını vesaire hep organik kimya inceler arkadaşlar. Şunu da belirtelim. Alkoller, eterler sınıf olarak organik bileşik sınıfıdır. Organik asitler, hayatımızdaki sitrik asit, laktik asit gibi meyvelerde, sebzelerde, sütte bulunan maddeler hep organik asittir. Bitkilerdeki o koku veren, güzel koku veren maddelerin çoğu ester bileşiğidir. Esterler, aynı şekilde vanilya kokusu, vanilyanın ham maddesi, bu bir aldehittir. Oje çıkarmakta kullanılan aseton bir keton sınıfıdır. Ketonlar, petrol organik sıvılardan, organik gazlardan, organik katılardan oluşan bir karışımdır. Petrol bileşenleri de organik kimyanın konusudur. Hayatımızda kullanılan plastik polimer malzemeler de organik bileşiklerdir. Örneğin naylon poşetler, PET, PVC gibi, teflon gibi maddeler organik bileşiklerdir. Dolayısıyla polimerler de organiğin konusudur. Aynı zamanda ilaçların etken maddelerinin de büyük bir çoğunluğu arkadaşlar organik bileşiklerden oluşmaktadır. Dolayısıyla ilaçlar, polimerler, petrol maddeleri de organiğin kapsamı içerisinde yer alır. Karbonlu bileşikler temelli demiştik. Burada şuna dikkat edelim. Her karbon içeren bileşik organik değildir. Bunun detaylarını daha sonra öğreneceksiniz. Örneğin karbondioksit, kalsiyum karbonat, karbon monoksit gibi maddeler organik değildir. Organik olmayan bileşiklerde anorganik kimyanın konusudur. Bu teferruat bir bilgidir ama da yine konumuz gereğince aydınlatmak istedim arkadaşlar. Genel olarak karbonlu bileşik, karbon kimyası dendiği zaman organik kimyayı düşünmemiz gerekmektedir. Anorganik kimya ise organik olmayan maddeleri inceler. Karbon bileşiklerinin dışındaki tüm maddelerde anorganik kimyanın konusudur. Nedir bu karbon dışındaki maddeler? Periyodik tablodan bildiğimiz metaller, ametaller, yarı metaller, bunların bileşikleri. Bunların kendileri arkadaşlar, yapıları, özellikleri, tepkimeleri anorganik kimya tarafından incelenir. Yani organik olmayan tüm maddeleri anorganik kimya inceler. Bu da oldukça geniş bir alt disiplindir. Yer altında bulunan mineraller, işte demir elementinin çeşitli mineralleri vardır veya sodyumun birçok arkadaşlar onlarca minerali vardır. Bunların yapı ve özellikleri, bileşimleri bunlar hep anorganik kimyanın konusudur. Aynı şekilde periyodik tabloda bildiğimiz metaller, ametaller, yarı metaller, organik olmayan asitler nedir bu? Nitrik asit, hidroklorik asit, sülfürik asit gibi formüllerini de verdiğim bu asitler organik değildir arkadaşlar. Organik asitler meyvelerdeki, sebzelerdeki bize ekşilik veren asitlerdir. İşte limonun sitrik asiti, çileğin folik asiti gibi, işte sütteki laktik asit bunlar organik asittir. Ama kezzap, nitrik asit diyebildiğimiz kezzap, tuz ruhu, hidroklorik asit, zatçağı gibi maddeler organik olmayan yani anorganik asitlerdir. Aynı şekilde sodyum hidroksit, amonyak gibi, potasyum hidroksit gibi organik olmayan bazlar. Bunlar da anorganik kimyanın konusudur. Su organik bir bileşik değildir. Karbonmonoksit, karbondioksit organik bir bileşik değildir. Bu nedenle bunlar da anorganik kimyanın konusu olmaktadır. Kimyanın alt disiplinlerinden biri olan fizikokimya, maddelerin fiziksel özelliklerini inceler, kimyasal süreçleri fizik metotlarıyla inceler. Ve kimyasal süreçlerde enerji iş dönüşümlerini konu edinir arkadaşlar. Yani fiziksel prensipleri kimyaya uyarlar. Bunun dışında tepkimelerin nasıl gerçekleştiğini, hangi fiziki şartlarda, nasıl hangi oranda gerçekleştiğini, tepkime verimlerinin sebeplerini, kimyasal tepkimelerin hızlarını, tepkime süresince gerçekleşen olayları fizik prensipleriyle açıklayan, enerji iş dönüşümlerini, maddelerin ısıyla, elektrikle vesaire etkileşimini inceleyen alt disiplindir fizikokimya. Örneğin bir yakıtta ısının ne kadarı işe dönüşür? Bu verim hesabını, ısı iş enerjisini fizikokimya inceler. Tepkimenin hızı hangi durumlarda nasıl artar, nasıl azalır? Buna kimyasal kinetik de diyoruz. Tepkimelerin hızlarını inceleyen alt disipline. Fizikokimyanın çalışma konularıdır. Daha çok moleküler düzeyde olayların hangi şartlarda nasıl cereyan ettiğini inceleyen alt disiplinlerden biridir. Polimer kimyası hayatımızda çokça kullandığımız hafif, sert, dayanıklı, ucuz plastik malzemelerin üretimini konu edinir arkadaşlar. Bunlara polimer denir. Örneğin PET, PVC, polietilen, polistiren, teflon, naylon, orlon, lastik, kauçuk gibi polimerler. Bunun dışında doğal polimerler de vardır tabii arkadaşlar. Örneğin karbonhidratlar, yağlar, proteinler bunlar doğal polimerlerdir. Bu şekildeki plastik malzemeleri, malzemeleri polimer kimyası inceler. Bunların hepsi organik bileşiklerdir bu arada. Polimer kimyası ile organik de ilişkilidir esasen. Polimer dediğimiz şey nedir? Nasıl oluşur? Onu da konuşalım. Polimeri oluşturan en küçük maddeye monomer denir arkadaşlar. Örneğin şu yuvarlak bir monomeri anlatır olsun. Bu monomerlerden birbirine binlerce kez kimyasal bağlarla bağlanarak binlerce monomerden oluşan çok büyük moleküllere polimer diyoruz.
Bu belirttiğimiz lastik, orlon, naylon gibi polimer malzemeler işte bir monomerin birbirine binlerce, on binlerce bağlanmasıyla oluşan büyük maddelerdir. Bu polimer malzemelerin özelliklerini, dayanıklılıklarını, kullanım alanlarını, üretimlerini polimer kimyası inceler. Endüstriyel kimya, sanayide kullanılan kimyasal maddelerin üretimlerini konu edinir. Ham maddelerin üretimlerini hangi basamaklarda, hangi yollarla, hangi maddelerle tepkimelerin daha uygun, daha ekonomik olarak gerçekleşileceğini endüstriyel kimya inceler. Çünkü endüstriyel kimyada yani sanayide aynı zamanda kazanç da önemlidir. Verimin yüksek olması da önemlidir. Bu nedenle ekonomi ön plandadır. Hangi maddelerle, hangi şekillerde tepkimeler, olaylar, üretimler gerçekleşirse daha verimli, daha ekonomik olur. Bunlar endüstriyel kimyanın konusudur. Örneğin asetilen gazı çokça her yerde kullanılan bir sanayi maddesidir. Asetilen gazının üretimi, etil alkol aynı şekilde çokça kullanılan maddelerden biridir. Etil alkolün üretimi, hangi proseslerle daha fazla ve daha ucuza elde edilebileceği, bunlar hep endüstriyel kimyanın konusudur. Yani üretimin en ekonomik olması, en verimli yoldan olması gibi ifadeler size endüstriyel kimyayı çağrıştırsın. Sanayi kimyasallarının üretimi endüstriyel kimyanın konusu olur. Kimya bilimi maddeyi incelediği için her yönüyle kimyanın çalışma alanı oldukça geniştir. Şimdi kimyacıların başlıca çalışma alanlarını, başlıca çalışabileceği sektörleri inceleyeceğiz. İlaç sektöründe gübre, petrol, arıtım, su arıtımı arkadaşlar bu. Boya eldesi, tekstil sektörü, gıda sektörü, çevre, enerji, cam üretimi, seramik üretimi, çimento üretimi, aynı şekilde kağıt, plastik, metal, demir, çelik, kozmetik, patlayıcı gibi ve bunun dışında daha sayamayacağımız temizlik malzemeleri gibi ve daha sayamayacağımız birçok alanda kimyacılar çalışmalarını gerçekleştirir. Bu alanlarda arkadaşlar gerek üretimde, gerek kalite kontrolde, planlamada veya Ar-Ge dediğimiz araştırma geliştirmede kimyacılar çalışır. Genel olarak çalışmaların çok geniş olduğu için size hangi alanlarda kimyacılar daha çok çalışmaz onları da söyleyelim. Mesela yazılım konusunda kimyacılar çalışmaz arkadaşlar. Yazılım mühendislerine ait bir konudur. Aynı şekilde grafik tasarımı. Bunlar biraz daha yetenek, biraz daha başka bilgilerin kullanılmasında yürütülen çalışmalardır. Kimyacıların çalışmadığı alanlardan biridir. Kimyacıların çalışma alanlarını biraz daha özelleştirelim. İlaç üretimi, ilaçların yapısı, etkisi, vücuttaki kimyasal süreçleri ilaç kimyası olarak bilinen farmasötik kimya tarafından ele alınır. Bu alandaki kimyacılar da ilaçlar üzerine çalışmalar yapar. Amonyum sülfat, diamonyum fosfat gibi, potasyum nitrat gibi nitratlı, fosfatlı, sülfatlı gübreler kimyacılar tarafından üretilir. Suni gübre olarak da adlandırıyoruz kimyasal gübreleri arkadaşlar. Bu şekilde bu gübreler topraktaki besin ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. Eksik olan besinler bu şekilde kimyasal gübrelerle karşılanır. Bu alanla ilgilenen kimya alt isminde tarım kimyası veya agrokimya olarak da bilinir. Bu da kimyacıların çalışma yaptığı alanlardan biridir. Bunun yanında petrol türevli maddeleri petrokimya adı altında bir kimya disiplini incelemektedir. Yine kimyacıların çalışma alanlarından biridir petrokimya. Petrol birçok maddeden oluşan bir karışımdır arkadaşlar. İçerisinde doğal gaz, benzin, mazot, fluil, madeni yağlar, plastikler de petrolden elde edilir. Hatta deterjan da petrolden elde edilir ana madde olarak. Lastikler, sentetik elyaflar, birçok petrol türevli madde kimyacılar tarafından petrokimya alt disiplininde incelenmektedir. Sularda istemediğimiz maddelerin bunlar zehirli olabilir, kirlilik verebilir. Bunların arıtımı da kimyacılar tarafından gerçekleştirilir arkadaşlar. Su arıtımı, aynı şekilde suyun içinde bulunan zehirli ağır metallerin, siyanürün, fosfat gibi çevreye zararlı etkileri bulunan maddelerin uzaklaştırılması, yani kimyasal arıtmada kimyacıların çalışabileceği alanlardan biridir. Boya ve tekstil endüstrisinde boyar maddeler, bunların kalitesi, tutunabilirliği vesaire üretimi kimyacıların konusudur. Aynı şekilde tekstil endüstrisinde özellikle işte suni elyaflar, yapay kumaşların eldesi, bunlar hep üretimi, kimyacıların çalışma konularından biridir. Aynı zamanda adli kimyada da kimyacılar çalışmalar yürütebilir. Suç olaylarının aydınlatılmasında, pil üretiminde elektrokimya dediğimiz alt disiplinde çalışmalar yürütülür. Kimya enerji sektöründe de çalışma alanına sahiptir. Kimyacıların çalışma alanı kısacası oldukça geniştir. Kimya bazı mesleklerin doğrudan, bazılarının ise dolaylı yoldan yararlandığı bir bilim dalıdır. Çalışma alanı çok geniştir. Bu videomuzda kimya alanı ile ilgili bazı meslekleri tanıyacağız.
Öncelikle kimya mühendisliğini inceleyelim. Kimya mühendisliği üniversitelerin mühendislik fakültelerindeki 4 yıllık eğitimlerini tamamlayanların sahip olduğu meslektir. Kimya mühendisleri sadece kimya bilimi bilgilerini görmez arkadaşlar. Kimya bilgisinin yanında matematik, geometri, fizik, biyoloji, ekonomi, maliye gibi bilimleri de kullanır ve bu bilgi birikimini, yoğurduğu bu bilgi birikimini endüstriyel, teknolojik ve çevresel problemleri çözmede kullanan bir mühendislik dalıdır. Kimya mühendisleri daha çok üretimlerin arkadaşlar en ekonomik ve en verimli yoldan nasıl gerçekleşmesi gerektiğini hesaplayan, bu bağlamda yeni yollar geliştiren, yeni prosesler hazırlayan bir meslek kuruluşudur. Örneğin bir sülfürik asit üretim fabrikasını ele alalım. Burada sülfürik asitin hangi maddeler kullanılarak üretilirse daha karlı ve daha yüksek miktarda daha yüksek verimli elde edilebilmesi, bunun araştırılması, geliştirilmesi, şablonlarının, taslaklarının çizilmesi, bu yol haritasının belirlenmesi kimya mühendisliğinin görevidir. Kimyagerlik, kimyagerler üniversitelerin fen fakültelerinden ya da fen edebiyat fakültelerinden 4 yıllık eğitimle mezun olan insanların sahip olduğu meslektir. Kimyagerler arkadaşlar maddelerin özelliklerini, kimyasal yapılarını, tepkimelerini, üretilmesini, ayrıştırılmasını konu edinir. Kısacası maddeyi her yönüyle ele alan bir meslek kuruluşudur. Kimyagerlerin de çalışmalarını oldukça geniştir. Araştırma geliştirmede çalışabilirler, kalite kontrolde çalışabilirler, üretim tesislerinde çalışabilirler. Sektör olarak bakacak olursak arkadaşlar aşağıda görüldüğü gibi birçok sektör kimyagerlerin çalışma alanıdır. Hemen hemen tüm üretilen tüm maddelerin çalışmasında neredeyse kimyagerler çalışabilir. İlaç, gübre, petrol, boya, enerji, tekstil, deri, gıda, çevre, plastik, kozmetik, cam, seramik, deterjan gibi. Bunun dışında da sayamayacağımız daha birçok sektörde, örneğin demir çelik sektörü, lastik fabrikaları gibi birçok sektörde çalışabilir kimyagerler. Üretim amaçlı olabilir bu çalışmaları. Bunun dışında kalite kontrol amacıyla olabilir. Birçok görevlere sahiplerdir. Yaptıkları kimya bilgi birikimini işlerine de yansıtırlar bu şekilde. Kimya öğretmenleri ise üniversitelerin eğitim fakültelerindeki 4 yıllık eğitimi tamamlayanların sahip olduğu meslek kuruluşudur arkadaşlar. Yine burada da sadece kimya bilgisi verilmez. Yeterli düzeyde bir kimya bilgisinin yanında pedagojik formasyon dersleri yani öğrenciye nasıl yaklaşılması gerektiği, derslerin hangi şekillerde işlenmesi gerektiği, çeşitli kuramlar üzerine bilgi birikiminin yoğunlaştığı pedagojik formasyon eğitimin temel taşıdır. Pedagojik formasyonla beraber tabii ki de öğretmenlerin genel kültüre sahip olması, belli bir genel kültür düzeyine sahip olması istenir. Hem dersleri daha verimli halde işlemek adına, hem öğrencilere daha fazla, daha renkli bilgiler sunabilmek, yeni pencereler açabilmek adına bu üç bilginin yani alan bilgisi olan kimya bilgisi, pedagojik formasyon ve genel kültürden yoğrulmuş bir öğretmen öğrencilere çok şey kazandırabilir. Bu bölümden mezun olanlar hepimizin tahmin edeceği gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan müfredatı öğrencilerimize kazandırmakla yükümlüdür. Kimya öğretmenliğinin görevi bu şekilde tanımlanır. Kimya bilimi ile ilgili bir diğer meslek ise metalürji mühendisliğidir arkadaşlar. Metalürji mühendisliği adından da az çok anlaşılabildiği gibi metalleri inceleyen bir bilim dalıdır. Üniversitelerin yine mühendislik fakültelerindeki 4 yıllık eğitimini tamamlayanların sahip olduğu bir meslektir. Metal cevherlerinin yani madenlerinin bileşimlerini yani içinde hangi maddelerin metallerin ne kadar bulunduğunu, bunların nasıl elde edilebileceğini, saflaştırılmasını, bu metalleri karıştırılarak daha sağlam, daha farklı hangi alışımların üretilebileceğini konu edinen bir bilim dalıdır. Metalleri incelediği için metallerle ilgili olan metallerin kullanıldığı birçok alanda çalışabilir. Örneğin demir çelik üretiminde kullanılabilir. Yeni alaşımların üretiminde kullanılabilir. Makina, otomotiv, havacılık ve uçak sanayisinde, enerji sektöründe bu tarz metaller üzerine, maddenin metallerin özellikleri üzerine birçok çalışmaları mevcuttur metalürji mühendislerinin. Yine kimya ile ilgili bir meslek kurusu da eczacılıktır arkadaşlar. Eczacılar 5 yıllık eczacılık fakültesinden mezun olan insanların sahip olduğu meslektir. İlaçların elde edilmesini, ilaçların özelliklerinin incelenmesini, kullanımlarını, vücudumuzdaki etkileri, vücudumuzdaki süreçleri gibi durumları inceleyen meslek kuruluşlarıdır. Eczacıların çalışma alanlarına bakacak olursak eczanelerde tabii sorumlu eczacı olarak çalışabilir. İlaç endüstrisinde ilaç tanıtıcısı olabilir. İlaç üretiminde direkt laboratuvarda çalışan insanlar olabilir. Bu saydığımız dallar kimya ile yakından ilgili olan meslek kuruluşlarıdır arkadaşlar.